İlk etapta bahsettiğimiz şey neydi? Bardak yıkama. İkinci etapta tabak ve bardak yıkama. Üçüncüsü ise giyotin tipi makineler. Peki neden giyotin tipi makine almalıyım? Mesela bu saatte 500 tabak veya bardak yıkarken diğer giyotin ise 1000 tabak yıkamakta. Müşterilerimizden en fazla gelen sorulardan bir tanesi neden set altı bulaşık makinesi almalıyım? Neden giyotin tipi bulaşık makinesi almalıyım? Teknik olarak bakıldığı, yani teknik özelliklerine bakıldığı zaman bir tanesi bu arkadaş 500 tabak veya bardak olarak gözüküyor. Diğeri ise 1000 tabak veya bardak olarak gözüküyor. Şimdi şöyle bir soru geliyor. Diğeri daha hızlı mı yıkıyor? Hayır. Giyotin tipi daha hızlı yıkamıyor. Sadece yıkama süreleri aynı. Sadece operasyonel olarak çok daha farklılıkları var. Hemen anlatayım. Evet, şekilde görüldüğü gibi giyotin tipi bulaşık makineleri yukarı doğru açılan makinelerdir ve sağdan ve soldan giriş çıkış tezgahı bulunmaktadır. Bu konuda yükleme yaparken çok hızlı bir şekilde makineye ürünleri yüklüyorsunuz. İçindeki sepeti de çok hızlı bir şekilde çıkartıyorsunuz. Ama bu tarz ürünlerde görüldüğü gibi açtınız, eğilip alıp ürünü çıkartıp diğer ürünü alıp tekrar içine atıp bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu süre zarfında ciddi bir zaman kaybı var. Nereden baksanız yarı yarıya gibi bir zaman kaybı oluşmakta. Bu da ne oluyor? Diğer makinenin operasyonel olarak çok daha hızlı olduğunu gösteriyor. Peki hangi firma ne almalıdır? Eğer bir kafeyseniz, yağlı yemekler vermiyorsanız, sadece tatlı veya basit patiseri işleri yapıyorsanız 500 tabaklık makine sizin fazlasıyla işinizi görecektir. Ama dünya mutfağı çalışan, özellikle steak veya hayvansal yağların kullanıldığı yoğun bir mekanınız varsa giyotin tipi bulaşık makine almanız çok ama çok daha doğru olacaktır. Bunun dışında ise bazı fabrikalar veya işletmeler, özellikle iş yerinde çalışanlarına yemek veren firmalar giyotin tipi bulaşık makine almaları daha doğru olacaktır. Bunun için sayı vermek gerekirse, eğer sayınız 150-200 kişi ise mutlaka giyotin tipi bulaşık makine yönelmeniz daha doğru bir tercih olacağını düşünüyoruz. Peki gelelim diğer soruya. Bunların dışında daha yüksek kapasiteli makineler var mı? İnanın bunların dışında korkunç büyüklükte çok farklı makineler var. Özellikle giyotin ondan sonra bir sonraki aşama konveyörlü bulaşık makineleri. Saatte 2000, 3000, 5000 gibi yukarı doğru çıkan birçok konveyörlü bulaşık makinesi vardır. Bunlar yine 50'ye 50 sepet kullanılmakta. Burada yüklemeyi yapan arkadaş, yani bulaşıkçı veya steward dediğimiz kişi, konveyörün içerisine göndererek bir hat şeklinde ilerlemesini sağlamakta. Bu sayede sürekli bir yükleme yapabilmektedir. Konveyörlü bulaşık makinesinde de birçok parça bulunmakta. Bunları da alırken mutlaka ama mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle birçok makinede durulama, ardından yıkama ve kurutma özelliği olan makineler var. Kurutmalı veya kurutmasız birçok opsiyonda bulunmakta. Bununla ilgili mutlaka bir destek almanız gerekiyorsa bizleri, yani Kafe Marka arayabilirsiniz. Bunun dışında konveyörlü bulaşık makinelerinde de farklı özellikler var. Bir üst modeli ise özellikle bazı ithal markalarda, yerli markalarda şu an bunlar mevcut değildir. Yine konveyörlüdür ama tırnaklı bulaşık makinesi diye geçer. Peki nedir tırnaklı bulaşık makinesi? Açıkçası bunların genel ismi fly type bulaşık makineleri olarak geçer. Bazı çok bilinen markalarda bunlar mevcuttur. İçerisinde tırnaklar vardır. Siz ürünleri bu tırnaklara yerleştirerek direkt içeri makinenin içerisine gönderebilirsiniz. Bu daha çok aşırı yoğun işletmeler, özellikle havalimanlarında, büyük catering firmalarında, büyük işler yapan firmaların veya 5 yıldızlı otellerin kullandığı ekipmanlardan bir tanesidir. Bunları almadan önce mutlaka ama mutlaka bizleri aramanız gerekiyor. Çünkü çok fazla detay var bunlarla alakalı. Özellikle giriş çıkış yönleri, eğim varsa veya kıvrılma bölümü varsa bir ön çalışma yapılması gerekmekte. Açısı çok küçük bazı da olsa bir proje denilebilir buna. Bunun için mutlaka bir davlumbaz da gerekiyor bu makineler için. Çünkü makineden çok ciddi anlamda buhar çıkıyor. Flytype'lar çok eğlenceli, çok güzel makineler, çok büyük makineler. Ama dediğim gibi çok kafanızı da karıştıracak makineler. Bununla ilgili mutlaka bizlerden bilgi alın.